Ortak paydadan herkese merhaba. Bugün sizleri Cemal Süreyya'nın "Sonbahar sanattır, gerisi mevsim" sözünü ispatlayan bir yere, Belemedik Tabiat Parkı'na götüreceğim. Biz Belemedik Tabiat Parkı'na Kayseri'den Toros Ekspresi ile yaklaşık 4,5 saatlik tren yolculuğu ile ulaştık. Yıllar sonra trenle yolculuk yapmak, hele de Belemedik hayali kurarak gitmek çok keyif vericiydi. Trenin uğradığı istasyonlar, inip binen yolcular, zaman zaman bozkırı andıran manzaralar, dağlar, taşlar, ağaçlar derken geçiverdi 4,5 saat. Artık Belemedik istasyonuna gelmiştik. Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı, sonbahara özgü görsellikleriyle doğa fotoğrafçıları, yürüyüşçüler ve ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunmaktadır. Zengin doğa manzarası, taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, özellikle sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonları, yeşil ve turuncu renkleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Belemedik, Adana'nın Pozantı ilçesinde Çakıt Çayı boyunca yeşil doğası, demiryolu ve tünelleri, yaban hayatı, Alman kalıntıları ile dikkat çeken etkileyici bir turistik değerdir. Çakıt ırmağıyla, sonbaharda sarının en güzelini sunan dev çınarlarıyla ve onlara inat hep yeşil kalan çam ağaçlarıyla ziyaretçilerini beklemektedir. Belemedik Vadisi olarak da bilinen vadi aslında Seyhan Nehri'nin önemli bir kolu olan Çakıt Çayı'nın Bolkar Dağları arasında akarken oluşturduğu vadidir. Buraya ulaşırken Pozantı'dan güneye yöneldiğinizde Çakıt Çayı ve Demir Yolu ile birlikte ilerlersiniz. Yer yer sarp kayalar ve uçurumlar arasından akan çay boyunca
çınar ağaçları mevsime göre yeşil ve sarı enstantaneler sunmaktadır. Belemedik Vadisi üzerinde önemli bir nokta, Alman Pınarı olarak bilinen bir mağaranın içinden berrak ve buz gibi suyun çıktığı yerdir. Burada asma köprü ile karşıya geçilebilmekte ve bu pınarın çevresinde piknik yapılabilmektedir. Çakıt Vadisi'nde 1900 yılına dek Karapınar adlı küçük bir yerleşim bulunmaktayken birden burası dev bir şantiyeye dönüşür. Almanlar da Torosları aşmak için en uygun yer olarak burayı görmüştür. Çakıt Çayı milyonlarca yıl dağları aşındırarak kolaylaştırmıştır işlerini, ne de olsa. Avrupalıların gerisinde kalan Osmanlı Devleti, onları yakalamak adına çok büyük bir proje olan Bağdat Demiryolu için Almanya ile anlaşmıştır. Osmanlı bu hat için tüm imkanlarını seferber etmiş, halife unvanı da kullanılarak Hindistan'dan bile yardım toplanmıştır. İnşaat aşamasında Haydarpaşa'dan Konya Ereğli'ye kadar çok hızlı ilerleyen Almanlar, Toroslar engelinde uzun yıllar duracak ve kilometrelerce uzunlukta tüneller, günümüzde bile insanı etkileyen Varda Köprüsü gibi eserler inşa edeceklerdir. Uzun yıllar kalacakları bu bölgede Belemedik adını verdikleri muazzam bir kasaba kuracaklardır. Belemedik isminin nereden geldiğinin hikayesi de ilginçtir. Bağdat Demiryolu inşaatı sırasında zorlu Toros tünellerini açmak için tünelin ortasında birleşmek üzere her iki taraftan çalışan ekipler bazen karşılaşamayınca birbirlerine Bilemedik derler ve zamanla bu isim Belemedik'e dönüşür. ...25 yıl öncesine kadar tren dışında ulaşım imkanı çok sınırlı olan kasabaya, Pozantı üzerinden Çakıt Irmağı ve demiryoluna paralel bir karayolu inşa edilmiş ve bu dört mevsimde ayrı ayrı güzellikler sunan kasaba, bölge halkının ziyaretine açılmıştır. Tescilli Tabiat Parkı olarak ilan edilen Belemedik, yaban hayatı yönünden oldukça zengindir. Belemedik'te yaban keçisi, yaban domuzu ve yırtıcı kuşlar gözlemlenmektedir. Ayrıca dağlarda bu hayvanların yanı sıra çakal, kurt, tilki, porsuk, vaşak, kirpi, kokarca, yarasa gibi hayvanlara ve şahin, kartal, doğan, akbaba, karga ve delice gibi kuşlara rastlamak mümkündür. Bitki örtüsü açısından da oldukça zengin olan bu alanda çam türlerinin yanı sıra özellikle Çakıt Çayı boyunca çınar ağaçları ve otsu bitkiler görülebilmektedir. Belemedik, piknik açısından temiz havası, yeşil doğası ve belediye tarafından sağlanan altyapı imkanlarıyla oldukça iyi bir seçenektir. Özellikle yaz aylarında Adana'nın sıcağından uzaklaşmak için piknikçiler tarafından tercih edilmektedir. Burada piknik masaları, mangal alanları, otopark, mescit, çeşme, tuvalet gibi tüm altyapı imkanları mevcuttur. Yine Anıt Çınar'ın hemen yanında Pozantı Belediyesi tarafından işletilen restoran, serpme kahvaltı ve ızgara çeşitleriyle hizmet vermektedir. Yakın zamanda belediye tarafından hizmete açılan ve yörenin dokusuyla uyumlu bungalov evlerde konaklanabileceği gibi meydandaki kamp alanı da çadır veya karavanla konaklayacaklar için güzel bir alternatiftir.
Beremedik, doğa ve outdoor aktiviteleri açısından da zengindir. Burada bisiklet kiralama imkanı bulunmaktadır. Yine yürüyüş yolları ile dağ yürüyüşü seven kişilerce tercih edilmektedir. Ayrıca Çakıt kıyısında olta balıkçılığı ve kayalık alanlarda kaya tırmanışı burada gerçekleştirilebilecek aktiviteler arasındadır. Özellikle ortalama kondisyona sahip her doğa severe Belemedik Kuşçular Köyü arasındaki 16 kilometrelik etabı tamamlamalarını tavsiye ederiz. Burada birkaç kilometre ilerledikten sonra Almanlara ait hastane ve benzeri binaların bulunduğu kalıntılara, yine daha da ilerlendiğinde Çakıt Vadisi boyunca eşsiz manzaralara ve yöre halkı tarafından taş durmaz olarak bilinen karayolu tüneline rastlayacaksınız. Taş durmaz etabı doğa yürüyüşçülerinin yanı sıra bisiklet, motor ve arazi aracı kullananlar arasında da çok popülerdir. Ortak payda kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve ortak paydada kalın.